Merhaba arkadaşlar. Bugün Dainese'in iki tane montunu karşılaştıracağım. Bunlardan bir tanesi üstüme giydiğim Brian adını verilen tamamen deri olan bir ceket. Bunun ne gibi özellikleri var? Ondan bahsedeyim. Tamamen deri olduğu için sürtünmelere karşı gerçekten dayanıklı. Özellikle sürtünmelere ve yanmalara karşı derinin daha fazla dayanıklı olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Özel korumalara sahip, sert korumalara sahip, omzunda ve dirseklerinde özel korumaları var. Ve gerçekten bedeninize göre aldığınızda üstünüze rahat oturabilecek bir yapıya sahip. Ön tarafını şöyle açalım. Ön tarafını açtığınızda da iç tarafında bir astar ve astarın içinde bir tane ceple karşılaşıyorsunuz. Bu astarı isterseniz yazın biraz daha sıcak havalarda çıkartabiliyorsunuz. İç tarafı fileli bir yapıya sahip. Bu fileli yapı sayesinde yazın da kullanışlarınızda rahat edeceksiniz. İç tarafında normal ceketin bir tane daha cebi var. İç tarafındaki fileli yapısını zaten görüyorsunuz. Bu alt tarafında da bir tane daha fermuar var. Bu da Dainese pantolonunuzla bağlayabilmek için. Üst sağ tarafında bir tane daha cebi bulunuyor. Arka tarafında bir beraber korumayla gelmiyor. Arka tarafındaki korumayı sizin buradan gelip seçmeniz gerekiyor. Level 1 veya Level 2 korumaları alarak arka tarafından omuriliğinizden belinize kadar koruyabilmek için bir tane level 1 koruma seçmeniz gerekiyor. Bunun özelliği deri olması. Cafe Racer, Touring veya işte Chopper'lara gerçekten çok iyi gidebilecek bir mont. Kışın rahat kullanabilmeniz için bileğinde çıt çıt mekanizması var. Ama bir fermuara sahip değil veya işte bir havalandırma kısmına veya bir havalandırma şeyine sahip değil. Özellikle kışın ve koruma düşünülerek yapılmış bir mont. Beli gerçekten iyi oturacaktır. Eğer bedeninize göre rahat oturmasını istiyorsanız buradaki çıt çıtlarından bağlayıp oturtabilirsiniz. Yan tarafında çift cep var. Buralarında iki tane cebi var. Cepler fazla büyük değil. Zaten hani çok fazla eşyanızı koymanız da doğru bir şey değil. Düşmede, sürtünmede, yaralanmada size çok kötü etki edecektir. Ceplerinize fazla doldurduğunuz böyle çıkıntılı anahtar gibi şeyler size çok kötü etki edecektir. Bu Brian modeli. Bir de bu tamamen deri olduğunda ekleyeyim tekrar. Şimdi diğerinin özelliklerine geçelim. Diğer montun adı ise Dainese Razon diye geçiyor. Üstüme giyerek size o özelliklerinden bahsedeyim biraz. Bileğinizden girebilecek soğuğu engellemek için iç tarafında bir kumaş bölümü var. Burasında bir çıt çıt mekanizması var. Ve açtığınız zaman biraz daha rahat ve bol şekilde giyebileceğiniz bir fermuara sahip. Bu diğerinden biraz daha iyi oturabilecek bir mont. Nedeni de şu, iç tarafında elastik bir kumaşa sahip. O kollarınıza göre rahat oturmasını içten de dıştan da biraz daha sıkıp size maksimum korumayı sunabilecek bir mont gibi geliyor bana. Aynı koruma çeşidine bu da sahip. Özel CE sertifikalı korumalara sahip. Dainese'in özel geliştirdiği korumalara sahip. Omuzlarında ve dirseklerinde var. Ön tarafında iki tane havalandırma yeri var. Yan cepleri fermuarlı ve belinde yine çıt çıt mekanizmalı. Belinize göre oturmasını sağlayabilecek çıt çıtlara sahip. Kapattığımızda nasıl görünüyor? Tabii bu bana 1-2 beden büyük. Onu da hatırlatayım. Çok yüksek bir yakaya sahip değil. Fakat diğer Brian'da olmayan bir çıt çıt mekanizması. Boyunda bir çıt çıtı var. Bu da gerçekten güzel bir mont. Arka tarafında biliyorsunuz korumayla gelmiyor. Bunun için ayrıca sizin koruma almanız gerekiyor. Şöyle açtıktan sonra iç tarafındaki astarını görüyorsunuz zaten. Burasında bir cebe sahip. İç tarafındaki astarı çıkartabilirsiniz. Yazın da kullanabilmeniz için içi fileli dokudur. İç cebe sahip. Alt tarafında da Dainese pantolonunuzla birleştirebilmeniz için bir fermuar yerine sahip. Açtığımızda içinin tamamen file dokulu ve yaza uygun olarak üretildiğini görebilirsiniz.
Full geri her zaman daha iyi korur. Fakat bu üstünüze daha iyi oturacaktır. Kol içlerinden ne kadar bir sürtünme alabilirsiniz? Kol içlerinden çok fazla sürtünme alacağınızı zannetmiyorum. Veya düştüğünüzde, kaza yaptığınızda kol içlerinden çok fazla yaralanacağınızı düşünmüyorum. Fakat hani bunlar gerçekten iyi montlar. Dynasyn Brian modeli de, Razon modeli de gerçekten hani Cafe Racer, Touring ve Chopper modellere daha iyi uyumlu, daha onlara özgü yapılmış bir mont. Bunu da isterseniz listenize katabilirsiniz. Bunu da isterseniz gelip mağazamızdan kendi bedeninize uygun olarak alabilirsiniz. İkisinin arasındaki farkları belirttim bugün. Hepinize iyi sürüşler.